Evden eve nakliyat dediniz. Evden bahçeye nakliyat demediniz ki. Bu kadar eşyanız olduğunu söylemediniz ki abla. Taşıdık işte. Aa! Ay anne tamam bırak muhatap olma. Allah Allah. Aa terbiyesize bak ya. İki kadın gördüler ya vallahi billahi ondan yapıyorlar. Şey, baştan vermeyecektim işte ben bunların parasını. Hemen ödedim ya ondan oluyor böyle zaten. Bırak boş ver. Oğlum Sami amca saatini arakladığını duyunca yaşatmaz seni lan. İddiaya girmeden önce bu parayı nasıl ödeyeceğimizi düşünün seni. Köfte. Bu ne lan? Karşı cins oğlum. Niye? Hiç tanışmadın mı? Beygir. Karşı cinsin şu an bana ihtiyacı var kardeşim. Bence senin beyine ihtiyacın var. Bana çekirdek kadar beynin var. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Yeni taşındınız galiba. Bana bak. Oğlum adam bekliyor hadi. Dur. Yok öyle zevk olsun diye eşyaları havalandırıyoruz. Şaka. Ben çok severim şakayı. Arada ben de yapıyorum. Hoş geldiniz mahallemize. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Biz bu mahallenin evladıyız. Ben Ali, bu da arkadaşım Kuzey. Merhaba, ben Gülten, kızım Cemre. Cemre, memnun oldum. Yani siz söylemeseniz ben sizi kardeş sanardım. Ay, ay ilahi. Merhaba. Bizim mahallede bir adet vardır. Biri taşındı mı herkes yardım eder. İmece usulü işleri hemencik bitiririz. Yani eğer isterseniz ben ve arkadaşım Kuzey emrinize amadeyiz. Tabii Cemre de isterse. Yo gerek yok biz kendimiz... Hayır hayır biz vallahi memnun oluruz yani. Taşıyıcılar bizi böyle ortada bıraktılar, bastılar gittiler. Biz kara kara düşünüyoruz şimdi. Çocuğumla nasıl götüreceğiz, nasıl yapacağız diye içeriye. Siz hiç kara düşünmeyin. Biz hemencik hallederiz ya. Kuzey. Hadi Kardo. Tam yardımcı olalım. Sen şöyle hafif şeyleri al. Ağırları benim acı kuvvetime bırak. Cemre sen dur. Ay vallahi çok ikrama geçti. Boşuna uğraşıyorsun lan. Oğlum bu kız çirkin lan. Harbi diyorum çirkin lan. Gel buraya gel. Vallahi kusura bakmayın, idare edin işte. Daha ne olsun Gülden teyzem? Her şey 10 numara 5 yıldız ya. Seyle bir yerleşin, ondan sonra telafi edersiniz. Hı. İşe bak. Biz tasarruf edelim, hammal tutmayalım dedik. Daha pahalıya patladık. Hı. Senin espri yeteneğin bununla sınırlı mı yoksa... ilerleyen saatlerde gülebilecek miyiz? Seni bilmem ama bu gidişle benim ağlayacağım kesin. Ay Cemre, bir de o mahalleye ben nasıl alışacağım, nasıl arkadaş bulacağım anne diye ağlıyordum bak. Bir anda anlaşıverdiniz, kaynaşıverdiniz. Gördün mü? Ben çok sıcakkanlıyımdır Gülten teyzem. Muhabbetim baldır. Bakma şimdi daha ilk saatler, daha ilerleyen günlerde biz daha da kaynaşırız onunla. Hı. Size de teyze demek tuhaf oluyor. Gülten demek geliyor içimden. Ay yok artık. Güne yarıyor. Aa neden? Kardeşim. Kuzey Güney çok yaratıcıymış. Ne oğlum Cümre? İkizler mi? Güney büyük. Efendim? Kuzey neredesin? Babam çıldırdı. Yine ne yaptın lan? Geç kaldım. Diye delirdi. Abisi hadi bak bir saattir seni arıyorum ya. Neredeysen çık gel artık. Olay çıkacak yine. Tamam? Dönemem şimdi. İşim var. Aa Güney. Kapa kapa. Güney! Güney buradayız. Gel gel. Gel gel. Hayırdır? Kuzey, ne yapıyorsunuz burada? Gel buraya, gel. Gel, yeni komşularımızla tanış. Gel, buyur. Hayır, yok yok. Rahatsız etmeyeyim. Ettim bile ya.
Hadi, hadi Nazlı'm, hadi bak gel, gel. İşte ne güzel, mahallemize yeni insanlar taşınmış. Onlarla tanış, sevgili abicim. Sosyalleş. Kendine gel. Gel, gel. Güney ben. Merhabalar, ben Gülten kızım Cemre. Memnun oldum. Gel, otur da çay koyayım sana. Otur, otur. Yok, oturmasın ya. Madem babam bekliyormuş, biz de gidelim. Sana ne? Belki canı çay içmek istiyor. Sen niye onun adına konuşuyorsun ki? Lütfen oturur musun yine? Otur, gel buyur. Ya... Yavrucuğum sen dur, ben getiririm. Ya rahatsızlık olmasaydık. Güney, hem mahallemizin hem okulumuzun medarı iftarıdır. Belli. Kardeşine hiç benzemiyor. O senin görürsün. Herkes benzetir aslında. Sen bir kere çok sarısın. Ne olmuş? Sarıyım ama çirkin değilim en azından. Şişt, sarı. Bu yakıştı sana ha. Gider bu. Sarı! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.